Evet sevgili Motto futbol seyircileri, atletik gelişimin katkılarıyla hazırlanan özel maç değerlendirmesi programında sizlerle birlikteyiz. Karşıyaka Bornova 1877 karşılaşmasını değerlendireceğiz. İzmir'in önemli spor spikerlerinden Ali Kumral kardeşimle beraber. Ali, öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba Cancığım. Evet, öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Maçla ilgili skor tahmininizi yorumlarda bekliyoruz diyelim. Ve yine süper teşekkür katıl butonlarıyla da bizlere destekte bulunabilirsiniz diyelim. Karşıyaka ve Bornovalı taraftarlardan ayrıyetten özel yorumlar bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki biz Anadolu futbolunu daha çok konuşmaya çalışan bir kanalız. Bu anlamda bazı takımlara özel taleplere, ilgilere göre özel programlar da yapıyoruz. Bu anlamda eğer istekleriniz, talepleriniz varsa yorumlarda yazarsanız seviniriz diyelim. Evet, öncelikle bir girizgi alayım Ali senden. Ne düşünüyorsun? İki takım da iyi başladı. İki İzmir ekibi de. Neler düşünüyorsun? Bir girizgi alalım, daha sonrasında maçın içine biraz daha gireceğiz. Yani haftanın herhalde en zor maçı hiç kuşku yok ki. Zirvenin yakından ilgilendiren bir mücadele. Yani zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadele. Şu ana kadar oynanan maçlarda, müsabakalarda zirve yarışı alev aldı adeta. Sezonun hemen başı olmasına rağmen nesine üçüncülük birinci grupta. Muhtemelen ki kimse çok fazla beklemiyordu ama herhalde sezonun geri kalan kısmında da en zorlu grup burası olacak gibi duruyor. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum. Birçok kamuoyunda da şu anda öyle bir görüş hakim. Herkes burada Bursaspor ve Karşıyaka'nın kopup gideceğini düşünüyordu. Açıkçası tabii ki kadro derinliklerine bakacak olursak hani yarış devam ettikçe, zaman geçtikçe, haftalar ilerledikçe bunu da görebiliriz. Çünkü iki takımın kadro derinliği diğer takımlara oranla ayrılıyor. Hiç kuşku yok tabii burada. Maça gelecek olursak haftanın en zor müsabakası. İki tarafta farklı bir bakış açısından bakmak gerekiyor aslında mücadeleye. Yani Karşıyaka tamamen şampiyonluk adayı. Şampiyonluğa fokuslanmış, şampiyonluğa odaklanmış bir camia. Artık yıllardır o beklenen, özlenen şampiyonluğu bekliyor. Bornova tarafından bakacak olursak, Bornova'da tamamen altyapıdan kurulu oyuncularla, alt liglerden buldukları oyuncularla, onları parlatarak, daha çok böyle bonservis kazanarak, aynı zamanda yarışmacı bir takımla zirveyi zorlarım, playoff yaparım havasıyla hazırlanıyor. Ve üzerinde tamamen baskı olmayan bir camia. Çok rahat bir camia. Doğru. Bu açıdan bakarsak iki takımın maça hazırlanması farklı olacaktır. Karşıyaka'nın yıllardır şöyle bir sıkıntısı var. Ne zaman havaya girse, seyirci tribüne çekse, öyle bir hava yakalasa, işte tribünler full olsa o maçta hep bir sıkıntı yaşıyor. Yıllardır bu böyle. Yakından takip ettiğim için biliyorum. Geçen yılda birkaç maçta bunu yaşadı. Tam havaya girdi. Tribünler tıklım tıklım. O hafta Karşıyaka hep bir zorlanmıştır, sıkıntılı sonuç almıştır. O yüzden her zaman bir baskı üzerinde Yani hisseder. şöyle Yani araya girmek baskı her istiyorum zaman orada. esasında. Hani taraftarların bir lafı vardır. Ölüm kalım maçlarında genelde ölürüz tarzında. Karşıyaka'nın Maalesef, çok yaşayan maalesef. kulüplerden. Yani bunu Karşıyaka tribünlerinde özellikle sıkça duyarsınız zaten. Hep ölüm kalım maçlarında maalesef ölüyoruz diye. Karşıyaka'nın artık bu baskıdan mı kaynaklı, onu da bilemeyeceğim. Sürekli çünkü baskıyı hep ensesinde hisseden bir camia. Tribün baskısını, taraftar baskısını. Ki zaten daha henüz sezon başında transferler daha yeni yeni açıklanırken büyük tepkiler vardı. Ki hatta burada program yaptığımızda ben söylemiştim. Tepkileri anlıyorum ama biraz beklemeli, taraftar da sabretmesini öğrenmeli. Çünkü yani o zaman Bursaspor arka arkaya çok önemli isimleri açıkladığı zaman tabii rakip camiada da biraz sistem dolu açıklamalar oluyordu. Karşıyaka biraz daha isim oyunculara yönelmeyip daha bu ligi tanıyan, daha savaşçı, dinamik oyunculara yönelmişti. Bence doğru olanı yapmıştı. Ben taraftarlara hep bunu söylemiştim. Şimdi yavaş yavaş artık meyvesini toplama zamanı. Aslında iki taraf için de şöyle önemli bir maç fikstüre baktığımız zaman iki takım için de test mücadelesi. Şimdi Ya aslında onu söyleyecektim biliyor musun? Yani, kazandılar belki işte 4 maç 10 puan görünüyor. Kazandılar ama yani evet. genelde puansız veya galibiyet olmayan takımlara karşı kazandılar. Mesela bunu Kesinlikle. geçen de Bursaspor özel programlar da yapıyor. İşte o zaman da konuştuk. Bursaspor için de asıl test sınavı Muşspor maçı demiştik mesela. Bu maçı Yani bu da anlamda iki kesin takım için mesela. dediğin gibi bir test maçı olabilir. Şöyle test maçı. Şimdi Karşıyaka'ya baktığın zaman 4 müsabaka oynadı. Bu 4 müsabakada da kendi ayarında olmayan takımlarla oynadı. Öyle bakmak lazım. Bütçe olarak en azından bunu söylemek lazım. Orası kesin. Bornova'ya bakacak olursak, evet Bornova 10 puanda ama tamam Bornova çok para harcamadı. Daha çok 4-5 tane alt ligden oyuncu aldı. Kendi oyuncularını kadroda tutmaya çalıştı. Ama ne olursa olsun daha böyle alt sıralık takımlar da oynadı. Şimdi asıl test müsabakası, Bornova için de test maçı.
Göreceğiz acaba Bornova'nın gücü ne kadar. Bunu Karşıyaka maçında göreceğiz. Karşıyaka için de puan anlamında şu anda zirvede aranan takımla oynayacak. Onlar için de bir test maçı olacak. Kendi gücünü gösterme müsabakası olacak. Seyircisi önünde en azından. Doğru. Hatta bakış açım bu şekilde. Zor bir müsabaka tabii. Yani çok zorlu geçecek aşikar. İki tarafta çok iyi hazırlanıyordur müsabakaya. Şimdi tabii farklı iki takım açısından farklı pencerelerden biraz açacağız mücadelenin detaylarına gireceğiz. Ama iki takım açısından da gerçekten bakış açısı anlamına zor bir maç bizi bekliyor. Keyifli bir maç da bizi bekliyor, öyle söyleyebilirim. Ya keyifli bir maç bekliyor diyoruz ama bir yandan da maçı da takip edemeyecek olmak, istersen o konuya da değinelim. Yani Karşıyaka'nın Ya maalesef sanıyorum çok böyle bir politika izlediğini sıkıntılı düşünüyoruz. bir durum. Ya bunu neden bu kararı alıyorlar? Ben açıkçası anlamıyorum. Yıl olmuş 2024. Artık herkes her yerde maça erişmek istiyor. Şimdi Evet. Karşıyaka büyük bir camia. Karşıyaka'yı sadece İzmir'le sınırlandırmamak gerekiyor. İşte kimileri şöyle söylenti var. İşte taraftar maça gelsin diye böyle bir karar alındı. Ya İzmir'de olan, gelecek olan zaten geliyor. Yani Karşıyaka buna ihtiyacı olan takımlardan iyi bence. Kesinlikle. Karşıyaka'nın Amerika'da da taraftarı var. Almanya'da da taraftarı var. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani İstanbul'da da taraftarı var. Şimdi maç günü, maç paylaşımı yapıldığında Karşıyaka sitesine girip alttaki yorumları biraz okuyun. Üç yorumdan birisi maç yayını. Almanya'dan yazıyorum, maç yayını olmayacak mı? Amerika'dan yazıyorum, maç yayını olmayacak mı? İşte İstanbul'dan Evet. yazıyorum, maç yayını olmayacak mı? Karşıyaka'nın her yerde taraftarı olan bir kulüp. Ya bu anlamda ben böyle bir kararın açıkçası şaşırttı beni. Yani böyle olmaması gerekiyordu. Yani hazırlık Şuradan maçları bakıp falan mesela bunları hocalar, kulüpler istemiyorlar, yayınlamıyorlar vesaire. Hani bunları anlarız işte sezona başlamadan önce taktik, son denemeleri vesaire. Ama dediğin gibi artık sezon başlamış, bu maçları ya yani Can sadece şöyle bir şey İzmir'de var. yok dediğin gibi Karşıyaka taraftarı. Olsa bile öteki konuya zaten hiç katılmıyorum. Yani buna ihtiyacı olan bir kulüp değil Karşıyaka. Kesinlikle. Şey diyordun galiba. Ya şöyle söyleyeyim. 1.000 tane taraftar olan kulüpler bile yayınlıyor artık mücadele Evet. müsabakalarını. Yani o durumdayız. Hani şu bakış açısı var. Böyle söyleyenler de var. İşte rakip takımlar Karşıyaka'yı izlemesin. Ya öyle bir şey yok ki. Zaten adam senin maçına gözlemci scout ekibi gönderiyor yani bir şekilde. O antrenörünü gönderiyor. Çektiriyor maça. Rakip takım Tabii. çekiyor eğitim amaçlı. Rakip takımdan alıyorlar görüntüleri. Yani öyle bir şey de kabul etmiyorum ben asla. Yani anlam veremediğim bir durum. Maalesef üzülüyorum ben Karşıyaka taraftar adına burada. En azından izleyemeyenler için. Hani bizler bir şekilde maça gidiyoruz burada. İzmir'deyiz, imkanımız var. Ama gidemeyen birçok taraftarı bundan mahrum bırakıyorlar. Pekala. Sonuçta en büyük rakibin Bursaspor yayınlıyor hafta maçını. Evet, o da var. Yani sonuç itibariyle Bursaspor'la Karşıyaka arasında geçecek gibi görünüyor yarış. Yani öyle Ki bakacak olursak beğenmiyorlar. Bursaspor deplasmanda da oynasa rakip kulüplerin izin alıp yine bir şekilde maçı yayınlanmasını Evet, beğeniyorlar. sağlıyor. Yani bu anlamda hani nasıl Bursaspor'da yayınlanmasına rağmen tribünleri dolduruyorsa Karşıyaka'da doldurabilecek bir camia bana Önemli göre. transferler yaptı sonuçta baktığın zaman. Deplasmandaki maçı da yayınlamıyorsun. Deplasmandaki şimdi Artvin maçı herkes izlemek istiyor. Herkes bana 3 gün boyunca yüzlerce mesaj geldi maç yayını var mı diye. Herkes Ya izlemek istiyor. biraz afaki konuşacağım belki ama ileriyi düşünerek yani oyuncu satışını bile etkileyen bir durum için açıkçası. Yani sen Kesinlikle. kendi oyuncunu da pazarlama açısından, vitrine koyma açısından sırf bu yüzden bile yine yayınlanması bence Tabii avantaj tabii. olur. Yani sen sonuçta göz önünde olan bir camia Karşıyaka. Tabii ki de. Herkesin yakından takip etti, merak Ya mesela şu uyandıran bir anda camia. listeye Herkes demek baksalar bu istiyor. hafta hangi maç izlenir? Yukarıdaki takım Karşıyaka, iç sahada bir de hani Tabii. herkes izlemek ister. Hiçbir şey yok ki. Herkes maçı izlemek ister. Yani o yüzden kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah sezonun geri kalan kısmında bir an önce bu karardan dönülür. Temennimiz o yönde. Herkes izler Karşıyaka'yı. Evet. Biraz da giriş için şöyle alayım. Yani maçın içine de tabii gireceğiz ama Karşıyaka'yı nasıl buldun? Yeni sezona nasıl başladı? Tamam 4 maç 10 puan. Belki rakipleri bunun ayarında, kalitesinde kadrolar değil ama genel anlamda Mustafa Reşit Akçay hocanın oynattığı oyunu 4 maçlık yani yayınları belki yani maç yayınlanmadı ama illaki seni takip etmişsindir, bilgi Evet. almışsındır İzmir'desin. Neler İç düşünüyorsun? sahadaki maçları izleme şansım oldu. Gittim Hı. maçlara. Şimdi ilk hafta yol kazası diyebiliriz. İçeride Kırşehir karşısında. Şöyle bir maçta özetleyecek olursam. Yani ilk maç, alışma maçı. Karşıyaka çok fazla risk almadı o gün. Yani risk aldı ama biraz 75'ten sonra risk aldı hoca. Geç kaldı bence hamlelerinde. Yani o risk alma pozisyonunda bence geç kaldı değişikliklerde. 70-75'ten sonra risk aldı. Evet, çift forvete döndü. Stoperden bir oyuncu ileri gönderdi. Ama yani geç kaldığı için yani pozisyonlara da girdi. Orada golü de bulabilirdi. Birkaç tane İsa'nın çok net iki pozisyonu vardı. Enes'in çok net bir pozisyonu vardı.
Ya oralarda golü bulamadı. Golü de bulabilirdi ama olmadı. Bence geç kaldı o riskler konusunda. Yani Mustafa Reşit Akça ilk bakış açım olarak benim öncelikle gol yemeyeyim düşüncesi hakim. Yani ben öyle anladım ilk hesapta. Çünkü zaten Bursaspor'la beraber ligin gol yemeyen iki ekibi. Gol yemiyorlar şu ana kadar. Savunmayı ve kaleyi tamamen kapatmış durumdalar. Benim ön tarafım yetenekli, kaliteli ayaklarım var. Ben gol yemeyeyim, ben bir şekilde golü bulurum. Yani şu anda ilk izlenimlerim bu yönde Karşıyaka ile ilgili. Savunmayı sağlam kurayım, savunmayı ön planda durayım. Ya iyi de savunma hattı var gerçekten, hakkını da yemeyelim, iyi oyuncular da var. Biraz daha kontrollü futbolu tercih edeyim. Maçın gidişatına göre eğer golü bulamazsam, maçın yani son bölümünde risklerle beraber rakip kaleye yükleneyim gibi bir oyun planı çiziyor. Açıkçası ilk maçta yani çok fazla temkinliydi. 70'e kadar özellikle çok fazla pozisyona da giremedi çünkü. Tempoyu çok fazla arttıramadı. Kırşehir'de iyi direndi ve puan kaybı geldi. Ama Elazığ maçında daha derli toplu bir Karşıyaka vardı. İzlediğim iç saha maçında. Yine Bulvar deplasmanı çok korkutucu bir deplasmandı. Çünkü saha zemini biliyorsun orada. Oynanan şartlar ya, çok aynen, sıkıntılı. Onu eklemek istiyorum. O arada girmek istiyorum. Belki rakipler bazen hani kadro alanında çok kalitesiz olabiliyor. Ama bu sefer de zemin problemine takılabiliyorsun. Bu da ayrı Maalesef. Bir dezavantaj. Yani biz hepimiz çok korkuyorduk Bulvar deplasmanından. Zor bir deplasman. Şöyle ki zor bir deplasman. Tamam senin ayarında bir kulüp değil ama. Hemen hemen her takım oraya gittiğinde mutlaka böyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Hatta birçok takım sakatlık veriyor. Hepimiz ondan da korktuk. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir zemin. Yani o maçta puan kaybetme sebebi oldu. Bir de dediğin gibi sakatlık verdiğinde sonraki haftaları da etkiliyor. Kesinlikle. Oradan da 3 gollü bir galibiyet önemliydi Karşıyaka. Şimdi içeride Elazığ karşısında doğru oyun. Biraz daha derli toplu Karşıyaka. Doğru oyun. Ne yaptığını bilen bir takım. Yani 1-0'ı buldu. 2'yi uzun süre kovaladı. O da ikinci bölümde buldu 2-0'ı da. Artvin Opa deplasmanında da yine ilk yarı 0-0 tamamlandı. Aldığımız duyumlara göre yine ikinci yarıda biraz daha risk alarak oyunu lehine çevirerek skoru hanesine yazdırdı ve 3-0 net bir skorla galip geldi. 3 puan hanesine yazdırdı. İşler iyi gidiyor ama dediğim gibi ilk izlenimim önceliği hocanın savunmayı oturtmak. Yani ileriki süreçte iyi savunma yapan bir ekip haline gelmek. Sonrasında artık hücumda da daha çeşitli hani şeyleri göremedik tabii daha. Hani B planı, C planı nasıl maçın kötü gidişatta neler yaşayacak, neler nasıl cevap verecek hoca, nasıl değişiklikler yapacak? Bunu henüz görmedik daha çünkü Karşıyaka için maçta geri düşmedi henüz daha. Sadece Kırşehir ilk maçı olması sebebiyle 0-0 bitti. O da bence değişikliklerde biraz geç kalmıştı hoca. İlk maç olur, yol kazasıdır her zaman. Daha ilerleyen süreçlerde işte şimdi Bornova'dan sonra iki tane deplasman olacak Karşıyaka'nın. Hem Kuşadası hem Düzce. Oralarda da hani mutlaka geri düşme zamanlar da olacak. B planlarını ve C planlarını da görmek gerekiyor aslında. Doğru. Ya dediğin gibi geri düşmedi. Zaten gol yemedi ligde Karşıyaka. Yani o senaryolarda nasıl hamleler, nasıl reaksiyon verecek hoca ve takım. Bunu da ilerleyen haftalarda görebiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatmalarımızı yapalım. Yayının başında da söyledim. Biraz da sizin tepkileriniz, sizin vereceğiniz etkileşimler bizim yayın politikalarımızı belirleyebiliyor, bize mesaj verebiliyor. Hani Karşıyaka özel yayınları istiyorsanız yorumlarda ayrıca belirtirseniz çok seviniriz diyelim. Ve yine maçla ilgili skor tahmininizi de yorumlarda yazarsanız çok seviniriz diyelim. Taraftar demişken gerçekten hani Karşıyaka taraftarı bu ülkede çok önemli iz bırakmış camia taraftarlarından. Bu anlamda bu maçla ilgili de yine tribündeki doluluk oranını soracağım. Maç yine Alsancak'ta oynayacak yanılmıyorsam. Bilet satışları ne durumda? Zaten Karşıyaka ne kadar kombini satmıştı? İstersen biraz da tribüne girelim. Ya şöyle aslında biraz da sezonun ilk bölümünde çok istenilen kombine rakamlarına ulaşamadı Karşıyaka. Ben öyle duyum aldım. Ya onun da nedenini şöyle açıklayabiliriz. İşte isim transfer çok fazla yapmadığı için belki de. Hani rakip sürekli isim transferler yaparken Karşıyaka tribünlerine çok tepki gelmişti. Hani transferler nerede diye. Bir bölüm hatta yöneticilerin bazı kısmını istifaya davet edenler oldu. Ben hatta burada programımızda biraz sabırlı olması gerektiğini düşünmüştüm, hep söylemiştim burada. Bu bağlamda sanki biraz yönetimden gelen tepkilere göre de kombine rakamları biraz aşağıda, yani beklenilenin aşağısında kaldığını söyleyebiliriz. Öyle bir haber duyduk. Şimdi tabii tribünde dolunluk oranları ilk haftalarda, yani İzmir sonuçta yazın etkisi, hafta sonu genelde insanlar tatilde,
İzmir'de biraz havalar soğumaya başladı tribünlerde olar. Bu böyledir. Yani şöyle Kasım ayını gördüğümüz zaman, Kasım Aralık aylarına doğru tribünler daha da dolmaya başlar. Bir de İzmir'de şöyle bir sıkıntı var Can, ne yazık ki. Gece maçları her zaman çok daha dolu oluyor. İzmir'de gündüz maçları çok o talebi karşılamıyor ve görmüyor. Ve bu maçta cumartesi bir gündüz maçı saat 16'da. Ve İzmir'de, yani İzmir genelde %80'i cumartesi çalışan kesimden oluşuyor. Cumartesi öğleye kadar da olsa çalışan bir kesim. Bu ne kadar da olsa %10, %20 ila yani etkiliyor. Tribünü etkiliyor net bir şekilde. Bunun sebebi zaten hani hafta içi kupa maçının olacak olmasından dolayı bu hafta maçlar cumartesi oynanacak. Bir de dediğim gibi gündüz olmasından dolayı. Aslında yani Alsancak'ta oynadığı için akşam da oynanabilir de işin açısı. Orada şöyle bir sıkıntı var. Alsancak'ın elektrik probleminde bir arıza varmış Can. Hmm. Öyle bir problem varmış. Onu bilmiyorum. O yüzden evet, federasyon izin vermemiş. Yani jeneratörde de bir problem varmış. Benim duyduğum jeneratörde bir problem var. Eğer yani o jeneratör sağlanmadığı için maçta, o jeneratörün olmaması sebebiyle herhangi bir elektrik kesintisinde jeneratör devreye giremeyeceği için bir problemle karşı karşıya kalınabilir. Federasyon da bu riski almak istememiş. Yani jeneratör olmadığı için, yani jeneratör sağlıklı çalışmadığı için herhangi bir elektrik kesintisinde maçın durma ihtimali, yarıda kalma ihtimali, tabii birçok şeyi, fikstürü, her şeyi etkiliyor böyle bir durum. Federasyon da bu riski almak istemediği için mücadeleyi saat 16'da oynatıyor. Öyle bir problem var. Yoksa sezon başlangıcında Karşıyaka'nın açıklanan fikstüründe, işte Buca Spor'da oynuyor, görüyoruz. Saat 19'daydı Karşıyaka'nın iç saha maçları. Bu geçen sezonda bu böyleydi. Yanılmıyorsam Ekim sonu Kasım başına kadar bu böyle. Genelde ya İzmir'deki maçlar. Yani bana kalırsa Kasım'dan sonra da böyle devam etmeli ya. Ben mesela daha önce başka programlarda da söyledik. Hani marka de değeri diyorsak taraftarla güzel futbol. Bu anlamda taraftarla olan takımların maçlarını, takvimlerini, günlerini, saatlerini biraz bu konuda biraz pozitif ayrımcılık yapmaları gerektiğini düşünüyorum. İzmir bu açıdan iklim olarak da şanslı. Yani aralığa kadar soğuk görmüyorsun bir kere. Bu bağlamda hani İzmir'de gece maçı oynatmak, hani tamam Sivas'ta gece maçı oynatmayabilirsin. Çok normal karşılarız bunu. Ama İzmir gibi bir iklimde taraftar olan kulüpler genelde gece daha müsaitliği oluyor taraftarların. Ve yani Karşıyaka forumlarına girerseniz, sayfalarına girerseniz, taraftar sayfaları da özellikle. Yani bütün mesajların yani %90'ı maçı gece akşama alın. Akşam maçı istiyoruz diye birçok mesaj görürsünüz. Herkesin isteği talebi bu yönde. Ya bunu ama rakip bile ister ki. Yani akşam maçı oynamak daha başka bir hava katıyor. Daha başka çok motive doğru ediyor. Yani sporcuyla. Maçın evet havası da değişiyor. Motivasyonu da değişiyor. Çok doğru söylüyorsun. İzmir'de gerçekten akşam maçı oynamanın havası bir başka oluyor. Karşıyaka taraftarı da bunu istiyor ama maalesef zaten Kasım'dan sonra gündüz oynanacak maçlar. Kasım'a kadar da gece maçlarından şu ana kadar Karşıyaka taraftarı mahrum kalıyor. Bu maçlara tribünler dolacaktır. Ben yine %60-%70 civarında bir doluluk bekliyorum. Geçen haftaki galibiyetin etkisiyle beraber. Ama cumartesi olması, bir de gündüz maçı olması yine %20-%30 civarında etkileyecek mücadelede seyirci doluluk oranını. Ya biraz konudan çıkacağız belki ama hani stadyum tribünde demişken Karşıyaka'nın stat konusunda bir gelişme var mı? Maalesef yok. Devam yani nasıl diyeyim, bir kör düğüm oldu artık bu. Çözülemiyor. Bir şekilde bu düğüm çözülemiyor. Artık kimin hatası var? Kimin artık Karşıyaka durumu öyle bir hale aldı ki, yani stadyum. Şu anda belki her şeyden önemli olan stadyum Karşıyaka için. Bambaşka bir şehre getirecek. Bambaşka bir hava getirecek. Şehre bambaşka bir hava getirecek. Karşıyaka'ya bambaşka bir hava getirecek. Göztepe'ye çok uzağa gitmeyelim. Yakından biliyoruz. Yani Göztepe o stadyumla beraber tekrar eski günlerine döndü diyebiliriz aslında. Süper Lig'e geldi. O stadyumla birlikte var oldu. Stadyum çok şey. Semti ayakta tutan şey. Özellikle Karşıyaka gibi, Göztepe gibi, işte Altay gibi böyle camiaların kendi stadyumunun olması, kendi semtinde oynaması her zaman başkadır. O havayı soluması başkadır. Herkesin şu anda İzmir'de Karşıyaka'da hayali kendi stadyumunda oynamak, Karşıyaka stadyumunda oynamak. Maalesef bir şekilde bu düğüm çözülemiyor. Görünen o ki bir daha 3-4 yıl daha bunun özlemini çekeceğiz gibi. Çünkü şu anda yapılma kararı çıksa, işte o izinler alınsa, stadyumun temeli atılma, yani temeli zaten atılmıştı o dönem oraya da, yapılma kararı çıksa, başlaması yapılmasının zaten en az bir yılı buluyor. O işte prosedürler, izinler vesaire. Evet. Sonrasında bunun bir yapımı var 2-3 yılda. Yani en az şu anda görünen 3 yıl 4 yılda Karşıyaka'nın o stadyumdan mahrum kalacak olması bir şekilde çözülemiyor. Yani
Bütün siyasiler İzmir'de hepsi topu birbirine atıyor ne yazık ki. İşte o herkes birbirine atıyor. Yani bizden kaynaklı değil, bizden kaynaklı değil, bizden kaynaklı değil. Kimden kaynaklı? Taraftardan kaynaklı olamaz herhalde. Yani taraftar her gün işte bir dönem Twitter'da biliyorsunuz ki Karşıyaka stadını istiyor diye bir hashtag Evet. paylaştılar. Her gün saat 19-12'de zannedilmiyorsam ya da 20'de mi? Günün belli saatlerinde Twitter'da hashtag açıldı. Ama maalesef ki bir çözüme hala ulaşılmış değil. Pekala, teşekkürler. İstersen maçın içine biraz daha girelim. Bornova da bir İzmir takımı olduğu için az çok onu da takip ediyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Oynadıkları oyun itibariyle nasıl bir maç senin hayalinde canlanıyor? Cumartesi günü nasıl bir maç bekliyorsun? Hem oyun olarak hem de hangi tarafı kazanmaya daha yakın görüyorsun? Veya hani birbirlerine zorluk çıkaracakları konular neler olur? İstersen biraz daha maçın içine işin İki sahaya daha tarafında çok da girelim. artıları var. İki tarafında artıları var, iki tarafında eksileri var. Şimdi Bornova tarafından bakacak olursak bir kere ligin en genç yaş ortalamasına sahip takımlarından biri. Doğru. 22.9 yanım 23 olması lazım. Çok güzel bir yapı oluşturdular. Onu bir kere söylemek lazım. Geçen sezon Gürkan Ferhatoğlu ile birlikte playoff yaptılar. Hiç beklenmedik bir şekilde. Çok önemli oyuncuları vardı. İşte geçen sezon Eren Fansa'yı Menemen'e gönderdiler. İyi bir gelir elde ettiler. Geçen sezonun ortasında Yakal Taylan Amed'e gitti. Oradan da iyi bir gelir elde ettiler. Yine kendi bünyesinden yetiştirdikleri, alt liglerden aldıkları oyuncular. Ya bu sezonda teknik direktör Sercan Yıldırım, geçen sezon Didim'de, Baldıgin'de görev yapıyordu. Hocayı da Baldıgin'den getirdiler. 4-5 tane oyuncu yine Baldıgin'den aldılar. Yani hedeflerinden bir değişiklik olmadı Bornova'nın. Aynı yolda devam ediyorlar. Geçen sene nasıllarsa bu sene de aynı şekildeler. Tamamen genç oyunculardan kuruldu hemen hemen. 2-3 tane yanılmıyorsam yani oyuncu transfer ettiler para verip onlara çok cüzi miktarlar. Onun dışında geçen sezon iskelet hemen hemen korumaya çalıştılar. Önemli oyuncular var geçen sezondan. Alt ligden oyuncu alıp parlatmayı çok seviyorlar. Yine ona yöneldiler. Geçen sezon hoca Didim'den 2-3 tane oyuncusunu buraya getirdi. Yine Çeşme'den gelen bir oyuncu var. İşte yani önemli oyuncuları var. Bu oyuncuları parlatıp buradan gelir elde etme üzerine kurulu bir camia. Ve aynı zamanda hani bunu yaparken de yine yarışmacı kimliğinden de sapmıyor. Yani yarışmacı kimliğini hep bir yerde tutuyor. Bunu bu sene görüyoruz. 10 puan topladılar. Şu anda ligin zirvesindeler averajla. Geçen sezon playoff yaptılar. Ve ligin gerçekten geçen sezon grubun en pozitif oynayan takımlarından biriydi. Ben 4-5 maçını anlattım onların geçen sene Bornova'nın. Hakikaten anlatmaktan çok keyif aldığım bir takımdı. Yani gençlerden kurulu, zımba gibi böyle hani çakı gibi bir takım derler. Hakikaten öyle yani. Bu sezon da aynı. Yine işte geçen sezondan kalan önemli oyuncuları var. Kerem Ayta gibi. Kerem önemli oyunculardan birisi stoperde. Yine Sebahattin Destici sağ bekte çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bunların yanına işte Mustafa Çalışkan'ı aldılar Çeşme'den. Bölgesel amatörlükten. Şu anda 3 golü var. Önemli bir katkı yaptı. Takımın en önemli ismi hiç kuşku yok ki Murat Aslan. Murat oyunculardan biri. Herkes not alsın. Hakikaten muazzam bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. 25 yaşında ama geçen sezon yanılmıyorsam yani 1,5 yıl önce Bornova'ya geldi bölgesel ligden. Ama oyunun iki yönünde oynayabilen, dribling yeteneği olan yani orta sahada dribling yeteneği olan oyuncular her zaman skor yapabilen, dribling yeteneği olan oyuncular her zaman fark yaratır. Murat da bu oyuncuların başında geliyor. Şu ana kadar 4 golü var orta saha yani biraz forvet arkası ve orta saha gibi oynamasına rağmen şu an takımın en golcü ismi. Takımın maestrosu diyebiliriz Murat için. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen sezon anlatmaktan da çok keyif aldığım bir oyuncuydu. İzlemesi de çok keyifli. Takımın yıldızı şu anda. En değerli oyuncusu zaten Murat. Öyle de görünüyor. Yani genç oyuncular yani Murat'ın da yaşı 25 zaten henüz daha. Yani ne çok yaşlı ne çok genç. Ama geç keşfedilen oyunculardan biri. Bence bu yaşta şu anda en kötü Trendyol birincilikle oynaması gerekiyordu. Ben öyle düşünüyorum. Ama bazı oyuncular vardır geç keşfedilir. Sen de bilirsin Türk futbolunda bu vardır yani. Ama oyun tamamen onun üzerine kurulu. Orta sahada temponun ne zaman yükseleceğine, ne zaman düşeceğine hepsine o karar veriyor. 25 yaşında ama takımın tecrübelerinden diyebiliriz. Diğer oyunculara abilik yapıyor takımın hem de geçen seneden olması sebebiyle. Ve pozitif futbol oynuyorlar. Bornova genel olarak bakacaksak pozitif oynuyorlar. Oyunu çirkinleştirmeden daha çok oyunun hücum yönünü düşünüyorlar. Zaten 13 golü ligin şu anda en fazla gol atan takımı. Bu açıdan da ilginç bir mücadele. Ligin en fazla gol atan takımıyla gol yemeyen takımı karşı karşıya gelecek. Doğru. Bakalım hangi taraf galip gelecek. Şimdi Bornova'nın iki yani önemli etkeni var bence burada pozitif olarak bakacak olursak. Dinamik bir takım bir kere. Çok dinamik bir takım. Bir artısı bu. İkinci artısı
baskı, üzerinde baskı olmayan bir camia. Gerçekten taraftara Ya baskısı o genelde olmayan. bir avantaj olabilir, evet. Çok rahatlar. Gerçekten çok rahatlar. Maça çıkarken de, ben de bence Karşıyaka maçına çıkarken de üzerlerine hiç baskı olmadan, o stres olmadan çıkacaklar maça. Stresli olan taraf yine bence Tabii ki seyircisi de. önünde karşıya konuşacak. Karşıyaka. Benim fikrime göre. Bu çok büyük bir avantaj bence Bornova için. Üzerlerinde baskı olmaması. Çünkü genç takımların üzerinde baskı olduğu zaman bu her zaman sıkıntı çıkarabilir. Dezavantajları, bu kadar genç bir takımın o seyirci önünde, çok güçlü bir seyirci önünde nasıl cevap verecekleri. İşte o stres yönetimini iyi yaparlarsa, o baskı yönetimini iyi yönetirlerse orada pozitif sonuç alabilirler. Bence artı yönleri, işte üzerlerinde baskı olmamaları en büyük artısı. Negatif yönde işte bu genç takımın o seyirci önünde bu baskıyı kaldırabilecek mi, kaldıramayacak mı, en büyük soru işareti olacak herhalde maç içinde. Yani pekala. Dediğin gibi yani herkes Karşıyaka Bursaspor konuşurken Bornova'nın avarajı da olsa Karşıyaka maçına gelirken lider olarak gelmesi ve bir baskı üstlerinde olmaması bu anlamda onları biraz avantajlı kılıyor. Kaybederse Karşıyaka daha çok kaybeder gibi hani görünüyor. Kesinlikle. Bornova Ama için buradan bir puanla ayrılmak çok kötü bir sonuç değil. tabii Ama tabii karşı, beraberlik. tabii kendi evinde kaybedilen her puan şampiyonluk yarışında bir darbe. Tabii ki de. Öyle bakıyor Yani ben. Bursaspor mesela geçen hafta Muşspor karşısında sahasında aldığı beraberlik çok şey kaybetti Doğru. gibi görünüyor. Karşıyaka için de Kesinlikle. eğer öyle bir şey olursa aynısını söyleyebiliriz. Evet, yavaş yavaş istersen toparlayalım. Son cümlelerini alalım. Daha sonrasında varsın bir skor tahmininizi alalım. Daha Bir sonrası tabii şeyler ki biz. anlatayım. Karşıdan da bir şeyler anlatayım. Ha tabii. Şimdi hoca özellikle savunma hattını tamamen belli oldu artık. Solda Ferdi, işte stoperlerde İsmail Güler'e çok güveniyor ve yanında Abdülkadir. Sağ bekte de Cenk Ahmet Alkılıç oynuyor şu anda görünen ilk 4 haftada. Şeye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yani Abdülkadir Öksüz'e hakikaten muazzam bir stoper. Ben sezonun başında zaten söylemiştim. Sizin programda da muhtemelen burada Abdülkadir'den bahsetmiştim. Çünkü Evet. geçen Soma'da maçlarını anlatmıştım. Hakikaten zaten 3. lig futbolcusu değil de 2. liginde üzerinde bir futbolcu. Ben bunu söylemiştim hep. Trendyol 1. ligde rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Fark yaratacağını düşünüyordum. O fiziğiyle, yani savunma, hani önde kuruyor Karşıyaka mesela savunmayı ama hiçbir şekilde arkada açık vermiyor. O fiziğiyle yani o fizikte bir oyuncunun çok çabuk olmasını, hızlı olmasını bekleyemezsin ama tam tersine uzun mesafede daha çok açılabiliyor yani Abdülkadir. Rakiplerini çok kolay yakalayabiliyor. Hatta Karşıyaka taraftarları şimdi yakıştırma yapmaya başladılar ona, Van Dijk diye. Hakikaten öyle bir fiziği var. Çok da tebrik etmek lazım, kutlamak lazım. Hücum hattında Enes yine çok önemli işler yapıyor Karşıyaka'da. İshak'la beraber, İshak'la beraber yani yine Enes hücum gücü Karşıyaka'nın. Ali Sinan'dan şu ana kadar beklenen skor katkısı gelmedi. Geçen sezon 13-14 gollük bir katkı vermişti. Şampiyonlukta da büyük rol oynamıştı. Ali Sinan'dan şu ana kadar bekleneni alamadı. Zaten savunma hattına da sağ beke Karşıyaka Bedirhan Altuntaş'ı transfer etti. Manisa'da oynamıştı. Trendyol 1. Lig'de oynadı. Çok önemli bir isim. Sağ bek stoper oynayabiliyor. Muhtemelen o transferin sebebi bence Bedirhan'ı sağ bek kullanıp zaman zaman Cenk Ahmet'i hücum silahı olarak kullanmak istemesi. Hani Ali Sinan'dan çok şu ana kadar katkı alamadı. Ali Sinan'ın oynamadığı zaman sağ açıkta oynayabilecek, onun yerini doldurabilecek bir oyuncu da olmadığı için bu bence sağ bek, önemli bir sağ bek transferiydi Bedirhan. Cenk Ahmet'i de zaman zaman hücumda değerlendirmek istemesi oldu Karşıyaka'nın. Burada İshak Kurt önemli tabii Karşıyaka için, çok önemli. Sakatlanmaması gerekiyor çünkü arkasında onun açığını kapatabilecek bir oyuncu yok. Tabii Çağatay'ı aldılar Bursa'dan. Henüz o da iki maçta bir katkı veremedi. Ondan çok şey bekliyor Ya Karşıyaka. biz Tabii program Çağatay. yaptığımızda Çağatay alamamıştı. İshak'tan bahsetmiştik. Evet, Gerçekten sadece önemli bir İshak transfer vardı. demiştik. Çağatay'ın alınma sebebi de Yasin Ozan, önemli bir santrafor ama geçen sezon çapraz bağ kopmuştu. Henüz daha hazır değil. Muhtemelen benim aldığım bilgilere göre de ilk yarının ortalarını bulacak Yasin Ozan'ın hazır olması. Bu yüzden İshak eline tek santrafor, Çağatay Yılmaz'a yönelildi. Bence de önemli bir hamle oldu Karşıyaka için. Henüz daha katkı alamadı ama Çağatay'dan da ileriki haftalarda bence skor katkısı alacaktır. Burada Karşıyaka'nın en büyük gücü tabii bu maçta taraftar olacak yine. En büyük artısı bence. Yine en büyük artılarından birisi çok yaşlı bir takım değil, genç bir takımı değil. Tecrübeli oyuncuları var içeride. Bu tecrübeli oyuncular baskıyı,
iyi yönetebiliyor. Bu anlamda hani Bornova'ya oranlarına hem Bornova kadar dinamik bir takım hem de aynı zamanda daha böyle daha derli toplu ve tecrübeli bir takım. Şimdi mesela Bursa'dan ayıran özelliği de Karşıyaka'nın o bence biraz da. Bursa'da daha böyle yaşı ilerlemiş oyuncular var mesela hücum hattında falan bakacak olursak. Sezonun ilerleyen bölümünde sorun yaşarlar mı bunu göreceğiz. Karşıyaka'nın daha çok bu ligi bilen böyle 27-28'li yaşlardaki transferleri bu ligin oyuncuları, bu ligin dinamiği iyi bilen oyuncular ve dinamik oyuncular. Sezonun tamamında 30 maç, 35 maç, 40 maç oynayabilecek oyuncular. Bu anlamda ligde de Karşıyaka'nın pozitif yanları bence bu. Hani yaşına göre çok dinamik takım olması. Doğru. Bakalım. TFC de tabii bu maçta artı olarak öne çıkıyor. Bakalım bu karşılaşmada da bunları görebilecek miyiz? Hem Karşıyaka'da hem Bornova'da tespitlerin güzeldi, değerlendirmelerin güzeldi. Son olarak son cümleleri ne olur? Maçla ilgili beklentilerin ve skor tahminini alalım. Daha sonrasında yayınımızı hafiften noktalayalım. Bornova'nın oynadığı oyun stili sebebiyle ben gollü bir maç bekliyorum. Tabii Bornova diğer maçlarda oynadığı gibi hücumu düşünerek oynar mı? Bunu göreceğiz ama ben yine Bornova'nın çok cesur oynayacağını düşünüyorum. Yani kendi oyununu sahaya yansıtmaya çalışacaktır. Bu açıdan gollü bir maç bekliyorum. Bornova da gol bulacaktır. Karşıyaka'da Karşıyaka'nın ilk kez bir maçta gol bulmasını bekliyorum ben. Yani böyle 2-2, 2-1 sonuç kalsın şaşırmam. Yani kazanacak bir taraf olursa seyirci sebebiyle böyle 2-1 sanki karşıya kalabilir. Böyle 2-2 beraber de çıkabilir yani. Ben de karşılıklı gol bekliyorum diyecektim. Ya 1-1 ya da 2-1 senin dediğin gibi karşılıklı galibiyeti beni de şaşırtmaz. Dileriz bol gollü, keyifli bir karşılaşma olur. Hakemin konuşulmadığı, her zaman diliyoruz tabii bunları. Güzel bir En büyük karşılaşma temennim. olur. Seyircilerimizin de skor tahminlerini yine yorumlarda bekliyoruz diyelim. Ali çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka Bornova 1877 karşılaşması öncesinde değerlendirmemizi seninle gerçekleştirdik. Sevgili Motto Futbol seyircileri, yayınımızın sonuna geldik. Atletik Girişim'in katkılarıyla hazırlanan Karşıyaka Bornova 1877 maç değerlendirmesini spor spikeri Ali Kumral'la gerçekleştirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi ve skor tahmininizi yorumlarda bekliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar dileriz.